Çok acımasızca gelebilir ama hayat dört dörtlük olan insanlara, hiç kaybetmemiş olan insanlara kaybetmeyi öğretmek isterdim. Çünkü kaybedince farkındalık sahibi olurlar ve hayatın nasıl olduğunu anlarlar ve olgunlaşırlar. Herkese her şeyi öğretebilirim belki ama kendime hiçbir şey öğretemiyorum ya. Hani başkasına akıl veriyorum ama aynı aklı kendime veremiyorum ya. Çıldıracağım ya. Kendime biraz sabırlı olmayı öğretmeyi çok isterdim. Sakin olmayı öğretmeyi çok isterdim. Bir anda gereksiz parlamalarımdan arınmayı çok isterdim. Ama ben böyle güzelim. Bu söyleyeceğimi yapmayan bütün insanlara bunu öğretmek isterdim. Karşındakini önce bir dinlemek. Bir insana bir şey demeden önce, onun hakkında bir yorum yapmadan önce. Ne neymiş bilmeden önce bir sor, bir öğren, bir dinle. Karşındakini bir dinle bakayım ya. Belki olanlar senin düşündüğünün tam tersi. Kime neyi öğretmek isterdim biliyor musunuz? Sokakta yaşayan dostlarımıza tüküren, tekme atan, bir şeyler fırlatan, insan dışı varlıklara insan olmayı öğretirdim. Türk insana trafik ışıklarını öğretirdim. Kırmızı dur deme, sarı hazırlan, vitesi tak bak, hadi yeşil yanacak, gideceğiz, uçacağız gideceğiz. Yeşil de geç git hadi. Ak git yani yol mis. Kırmızı daha böyle sönmedi. Ampul hala parlıyorken sarıya geçiş aşaması. Adam kornaya basıyor. Ya teze mi? Bir saniye erken ne yap? Yarışıyor. Göt. Başkasının omzuna basarak yükselmenin aslında yükselmek değil de daha sert bir şekilde yere çakılmayı beklemek olduğunu insanlara öğretmek isterdim. Başarılarınızla yükselin. İnsanların başarısızlıklarıyla değil. Atarla skor patmak değil niyetim ama gerçekten hani başta görür görmez aklıma ilk bu geldi. Eski sevgilime vicdanı, orantısız gücü, misillemenin çok saçma bir şey olduğunu ve insanın insana yapmayacağı şeyleri böyle bir listesini verip bunları ezberle demek isterdim. Neyse düşünün bu hallere. Ona sevmeyi öğretmek isterdim. Bunu gerçekten kimseye aşağılamak için söylemiyorum. Ama ben de dahil olmak üzere bütün bayanlara verilmesi gereken kurslar olduğunu düşünüyorum. Alışveriş yapmadan hayatta kalma metotları. Başkasına danışmadan karar verme teknikleri. Arabayı düzgün park edebilme uygulamaları. Telefonda kısa konuşabilme yöntemleri. Samimi söylüyorum, hayat kalitemiz artar.